Saatlerimiz 9'u gösteriyor. Haber Merkezi kuşağıyla birlikteyiz. Rusya'nın en büyük ikinci kenti St. Petersburg terör saldırısıyla sarsıldı. Metro vagonunda meydana gelen patlamada 11 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi yaralandı. Olayın intihar saldırısı olup olmadığı net değil. Rus medyası şüphelinin Orta Asya kökenli olduğunu duyurdu. Ve şimdi Rusya'da saldırının kurbanlarını anmak isteyenler 11 kişinin hayatını kaybettiği metro durağının girişine çiçek bırakıyor. Siyasette gündem CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kontrollü darbe açıklaması. Dün televizyonların genel yayın yönetmenleriyle buluşan Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz için kontrollü darbe kavramı geliyor insanın aklına dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım bu ifadelere sert tepki gösterdi. Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun kontrollü darbe iddiasına Rize'den yanıt verdi. Genel başkanları da 15 Temmuz'a kontrollü darbe diyecek. Elinde dosyalar varmış. Ya varsa dosya açıkla. 16 Nisan'dan sonra sana bir faydası olmaz. Şimdi açıkla. Başbakan Binali Yıldırım da CHP lideri Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi. O Türkiye'nin ana muhalefet partisinin başkanı. Sıradan biri değil. Yazıklar olsun, başka bir şey demiyorum. Bu şehitlerimize karşı hakaret değil mi? Efendim 9'da darbe mi olurmuş? E sana sorsalardı saatini, şu kepazeliğe bak. Bu FETÖ'cü alçakların arkasında durmayı artık bırak. Onlara karşı bir gebeliğin mi var, bir zaafın mı var? Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Fethullahçı terör örgütünün medya ayağı davasında şüphelilerin tahliyesine karar veren mahkeme heyetiyle duruşma savcısını açığa aldı. İstanbul'da görülen FETÖ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da dikkat çeken bir açıklama yaptı. Fırat Kalkanı Harekatı'nın sadece birinci bölümünün tamamlandığını belirten Erdoğan, yeni harekatlar için hazırlık yapıldığını açıkladı. Baharı bekleyen teröristlere sürprizlerimiz var dedi. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, kuvvet komutanları ile birlikte Diyarbakır'daydı. Operasyonlar ve terörle mücadele konularında bilgi aldı. Sur sokaklarında inceleme yaptı. Gelişmeleri aktardık. Bizden hemen sonra birazdan Maliye Bakanı Naci Ağbal, Ahmet Ergen'in konuğu olacak. Ankara'dan yayın yapacaklar. Hava durumunun ayrıntılarını paylaşalım biz ve bu saat dilimini noktalayalım. İstanbul'da sıcaklık bugün 15 derece hissedilecek. Güneş görülüyor ama öğleden sonra bulutlanma artacak ve akşam hafif yağmur olasılığı da var. Ankara'da ılık günler başlıyor. Sıcaklık Nisan ortalamasını geçiyor. Termometreler 21 dereceyi gösterecek. Hava güneşli. Ve İzmir biraz bulutlu. Hafif yağmur da görülebilir ancak ılık lodos rüzgarı esiyor. Sıcaklık İzmir'de öğle saatlerinde 20 derece olacak. Gelişmelerle Haber Merkezi kuşağında tekrar birlikteyiz. Rusya'nın St. Petersburg kentindeki metro saldırısının şüphelisinin kimliği açıklandı. Kırgız makamları şüphelinin büyük ihtimalle 1995 Kırgızistan doğumlu Ekbercan Celilov olduğunu duyurdu. CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt bir televizyon kanalının canlı yayınında diyelim ki evet çıktı, kimse heveslenmesin, yine İzmir'den denize dökeriz dedi. O sözlere Cumhurbaşkanı ve Başbakan sert tepki gösterdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Bozkurt hakkında soruşturma başlattı. Darbe girişimiyle ilgili Akıncı Üssü iddianamesinden yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığı Plan ve Prensipler Başkanı olarak görev yapan Tümgeneral İdris Aksoy'un o gece Amerika Birleşik Devletleri'nde kayıtlı bazı telefon numaralarını gece aradığı ortaya çıktı. 15 Temmuz Sayıştay'daki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturmada 41 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldı. Sayıştay'daki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturmada 7 ilde 41 kişi hakkında ve Şırnak'ta Küpeli Dağı'nda yürütülen operasyonlar sırasında yola döşenen el yapımı patlayıcı askeri birlik geçerken patlatıldı. İlk belirlemelere göre 6 asker yaralandı. Ve devam ediyoruz. Bursa'da güvenlik güçleri PKK ve MLKP terör örgütlerine hava destekli operasyonu düzenledi. 30 kişi gözaltına alındı. Ekipler belirlenen adreslerin şehir yapılanmasının çökertildiği operasyonda örgütün üst düzey yöneticisi olduğu belirlenen bir terörist yakalandı. 26 yaşındaki Ümmü Gülsüm Polat, Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı
Yanıkçukur Köyü'nün ilk kadın korucusu oldu. Babası teröristler tarafından şehit edilen Ümmü Gülsüm operasyona babasının silahıyla çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi Beyaz Saray'da bir araya geldi. Görüşmede terörle mücadele ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Mısır'a Suriye'deki savaş 6. yılında geride yüz binlerce can kaybı bıraktı. Çatışmaların sonlandığı bölgelerde bile ölüm riski devam ediyor. Sınır tanımayan doktorlar raporuna göre geride bırakılan patlayıcı ve mayınlar kurulan bu bir tuzakları nedeniyle yüzlerce kişi evine döndüğünde ya ölüyor ya da yaralanıyor. Raporda çocuk oyuncaklarının içine bile bomba tuzaklandığı anlatılıyor. Dünyanın sadece kadınlardan oluşan ilk özel timi Norveç'te kuruldu. Avcılar olarak bilinen kadın askerler erkeklerle aynı eğitimden geçecek. Ağırlığınca ekipman taşırken... Şırnak'taki operasyonla ilgili bir ayrıntı ulaştı elimize, hemen paylaşalım. Şırnak'taki operasyonda bir asker şehit oldu, 5 asker yaralandı. Bu sıcak gelişmeyi de paylaştık ve devam ediyoruz. İstanbul'da bir özel halk otobüsü sürücüsü saldırıya uğradı. Kartındaki yetersiz bakiye nedeniyle sürücüyle tartışan yolcu otobüste önüne gelene saldırdı. İstanbul'da şüphelilerin takibi ve yakalanmasını kolaylaştıracak bir uygulama daha hayata geçiyor. Dolmuş ve minibüslere kamera takip sistemi kuruluyor. Bu araçlar günün her saatinde izlenecek. Adalet Bakanlığı şiddet mağduru kadın ve suç mağduru çocuklara özel bir uygulamayı hayata geçiriyor. Adliyelerde mağdur kadın ve çocuklar için özel oda uygulaması başlıyor. Çankırı'ya bağlı Serçeler Köyü'nde dün sabah yangın çıktı. Rüzgar etkiliydi. Alevler bitişik ahşap evler arasında hızla ilerledi. Tam 25 ev kül oldu. Yani köyün yarısı. Kaymakamlık köylülerin mağdur olmaması için çalışma başlattı. Tokat'ta astım rahatsızlığı nedeniyle YGS'ye sprey ilaçla giren adayın sınavı iptal edildi. Öğrenci sınava ilaçla girmek için salon görevlerinden izin aldığını söylüyor. İstanbul Ataşehir'de ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı. Takım elbiseli kravatlı bir kişi oto galerisine müşteri gibi girdi. Sonrasında güvenlik kameraları kaydetti. Çalışanlar da yaşananları bu görüntüleri izledikten sonra anlayabildi. Bursa'da FETÖ soruşturmasında 60 sanık hakkında hazırlanan iddianamede Bank Asya'nın Bursa şubelerine Kocaeli'den tırlarla para gönderildiğine yer verildi. Tutuklanan eski Bursa Büyükçekmece'de geçen ay helikopterin TV kulesine çarpması sonucu 7 kişi hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden pilotların mesai arkadaşları da olayın nedenini araştırıyor ve kaza bölgesinde bir uçuş yapıp kafalarındaki soru işaretlerini dile getirdiler. Musul'da Irak ordusu ve DAEŞ'li teröristler arasındaki çatışmalar sadece sivilleri değil hayvanları da vuruyor. Bir yardım kuruluşu devreye girdi ve hayvanat bahçesindeki bir aslan ve bir ayı kurtarıldı. Anadolu Ajansı uluslararası bir fotoğraf yarışması düzenledi ve geçen yılın en iyilerini ödüllendirdi. Dereceye giren fotoğraflar Tophane-i Amire'de sergilenmeye başlandı. Yıl on binlerce filin öldürülmesine yol açan fil dişi ticaretiyle mücadelede önemli bir adım atıldı. Çin, fil dişi ticaretini yasaklamak için harekete geçti. Dünyada fil nüfusu azalıyor. Afrika'da 2007 ile 2014 yılları arasında 140 bin fil dişleri için öldürüldü. Bu, fil nüfusunun neredeyse üçte biri. İstatistikler her 15 dakikada bir filin avlandığına işaret ediyor. İzmir'in Urla ve Çeşme ilçelerinde taş evlere ilgi arttı. Köylerde oturulamaz durumdaki taş evler 750 bin liraya kadar alıcı buluyor. Restore edilen evlerin fiyatı ise 4 milyon liraya ulaşıyor. Gelişmeleri aktardık. Hava durumu ve piyasalara bakalım. Bu saat diliminde noktalayalım. İstanbul'da sıcaklık bugün 15 derece hissedilecek. Güneş görülüyor ama öğleden sonra bulutlanma artacak ve akşam hafif yağmur olasılığı da var. Ankara'da ılık günler başlıyor. Sıcaklık Nisan ortalamasını geçiyor. Termometreler 21 dereceyi gösterecek. Hava güneşli ve İzmir biraz bulutlu. Hafif yağmur da görülebilir ancak ılık lodos rüzgarı esiyor. Sıcaklık öğle saatlerinde 20 derece.
Gelişmelerle Haber Merkezi kuşağında tekrar birlikteyiz. Şırnak'ta Gabar Dağı'nda yürütülen operasyonlar sırasında araziye döşenen el yapımı patlayıcı askeri birlik geçerken patlatıldı. 3 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı. Ayrıntıları alacağız şimdi. NTV bölge temsilcisi Nizamettin Kaplan aktaracak bizlere. Burcu, Nizamettin Kaplan aktardı ayrıntıları ve Bitlis'te düzenlenen terör operasyonunda 12 terörist öldürüldü. PKK'nın şehir yapılanmasının çökertildiği operasyonda örgütün üst düzey yöneticisi olduğu belirlenen bir terörist yakalandı. Siyasette gündem CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kontrollü darbe açıklaması. Dün televizyonların genel yayın yönetmenleriyle buluşan Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz için kontrollü darbe kavramı geliyor insanın aklına dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım bu ifadelere sert tepki gösterdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'da sanatçılarla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, Onur Akın, Atol Behramoğlu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, FETÖ'nün kilit ismi Firari, Adil Öksüz'le ilgili iki ihtimal olduğunu söyledi. Bozdağ'a göre Öksüz ya infaz edildi ya da birileri tarafından saklanıyor. Darbe girişimi gecesiyle ilgili hazırlanan Akıncı'sı iddianamesinden yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Girişimden önce Hava Kuvvetleri Komutanlığı Plan ve Prensipler Başkanı olarak görev yapan Tümgeneral İdris Aksoy'un o gece Amerika Birleşik Devletleri'ne kayıtlı bazı telefon numaralarını defalarca aradığı ortaya çıktı. Sayıştay'daki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturmada 41 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başladı. MHP lideri Devlet Bahçeli şu anda Apaçan. Devam edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Trabzon'da dikkat çeken bir açıklama yaptı. Fırat Kalkanı Harekatı'nın sadece birinci bölümünün tamamlandığını belirten Erdoğan, yeni harekatlar için hazırlık yapıldığını açıkladı. Baharı bekleyen teröristlere sürprizlerimiz var dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Suriye halkının Beşar Esad'ı artık istemediğini söyledi. Suriye'deki savaş 6. yılında geride yüz binlerce can kaybı bıraktı. Çatışmaların sonlandığı bölgelerde bile ölüm riski devam ediyor. Sınır tanımayan doktorlar örgütün raporuna göre geride bırakılan patlayıcı ve mayınlar kurulan bu bit uzakları nedeniyle yüzlerce kişi evine döndüğünde ya ölüyor ya da yaralanıyor. Raporda çocuk oyuncaklarının içine bile bomba tuzaklandığı anlatılıyor. Sayın seyirciler, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in vefatının 20. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in vefatının 20. yılında düzenlenen törende konuştu. Bu konuşmayı getirdik ekranlarınıza. Sayın seyirciler, Gaziantep'te geçen yıl bir kına gecesine hedef alan DAEŞ'in canlı bombayla düzenlediği saldırıda 56 kişi yaşamını yitirdi. O saldırıyla ilgili iddianamede önemli ayrıntılar var. Saldırıyı planlayan DAEŞ'li teröristlerin Alevi derneklerini de hedef alacağı belirlendi. 9 tutuklu sanık için rekor cezalar istendi. 26 yaşındaki Ümmü Gülsüm Polat, Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Yanık Çukur Köyü'nün ilk kadın korucusu oldu. Babası teröristler tarafından şehit edilen Ümmü Gülsüm, operasyonun babasının silahıyla çıkıyor. Suriye'nin İdlib kenti Esad rejiminin hava saldırısına hedef oldu. Bombardımanda en az 43 kişi hayatını kaybetti. Yeni bir gelişmeyi de aktaralım. Irak'ta Kerkük İl Meclisi'nin Türkmen ve Arapların boykot ettiği oturumda kentin Irak-Kürt bölgesel yönetimine ilhakı için referanduma gidilmesi kararı aldığı belirtildi. İl Meclisi'nin tek taraflı kararına göre anayasanın 140. maddesi uyarınca tartışmalı bölgeler arasında yer alan Kerkük'ün kaderinin tayin edilmesi için düzenlenecek referandumda kent sakinlerine Irak merkezi hükümetine mi yoksa diğerine mi bağlanmak istedikleri sorusu yöneltilecek. Ve şimdi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu konuşuyor Ankara'da. İzleyicilere aktardık. Bültenimize özel bir röportajla devam edeceğiz. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç soruları yanıtlayacak. Sözü bu röportaj için İzmir'de bizi bekleyen Merih Aka ve konuğuna bırakmadan önce bir hava durumunun ayrıntılarını aktaralım. İstanbul'da sıcaklık bugün 15 derece hissedilecek. Güneş görülüyor ama öğleden sonra bulutlanma artacak ve akşam hafif yağmur olasılığı da var.
Ankara'da ılık günler başlıyor. Sıcaklık Nisan ortalamasını geçiyor. Termometreler 21 dereceye gösterecek. Hava güneşli. İzmir biraz bulutlu. Hafif yağmur da görülebilir ancak ılık lodos rüzgarı esiyor. Sıcaklık öğle saatlerinde 20 derece. Da var. Ankara'da ılık günler başlıyor. Sıcaklık Nisan ortalamasını geçiyor. Termometreler 21 dereceye gösterecek. Hava güneşli. İzmir biraz bulutlu. Hafif yağmur da görülebilir ancak ılık lodos rüzgarı esiyor. Sıcaklık öğle saatlerinde 20 derece.